Bitirmişim ben. Çok büyük yoksa bak. Sen beni ölmüş. Kadınlar tığ ve ipi bu kez çocuklar için ellerine aldı. Birbirinden güzel bez bebekler ortaya çıktı. Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda resmi kurumlara Türk bayrağı diken kadınlar, bu kez de hastanede uzun süre yatan, sevgi evlerinde kalan ve mülteci olan çocuklar için bez bebek örüyor. Halk Eğitim Merkezi olarak ikinci projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz kısa süre önce arkadaşlarımızın yaptığı bayrak projemiz vardı. Şu anda da Bir Tığ Bir Yün ile Sevgini Göster Minik Gözlere adlı projemizi başlamış bulunmaktayız. Malzemeler halk eğitimden, maharet kadınlardan. Halkımızı davet ediyoruz. Diyoruz ki ipi bizden, elyafı bizden, bütün malzemeleri karşılıyoruz. Siz sadece tığınızı alıp gelin. Biz sizi burada örgüyü öğreteceğiz. Proje bir hafta önce başladı. Bebekler 23 Nisan'da teslim edilecek. Şu anda projemize başladık. Bir hafta oldu. Öğrencilerimiz, gönüllü olan halkımız geliyor. Bu şekilde aşama aşama oyuncaklarımızı örüyoruz. Hedefimiz 23 Nisan'da çocuklarımıza oyuncaklarımızı hediye etmek. Kursiyer sayımız şu anda 21 olarak gözüküyor. Oyuncaklarda öncelik olarak çocukların sağlığı düşünüldü. Seçtiğimiz oyuncak türü kesinlikle çocukların sağlığını düşünerek, kullandığımız ip antibakteriyel, kullandığımız araçlar kesinlikle çocukların yutabileceği şekilde değil. Projelerin maharetli elleri olan kadınlar çok mutlu. Bu projeyi duyunca örgü örmeyi de çok seviyordum. Gelip bu projede yer almak istedim. Severek, koşturarak okuldan buraya geliyorum. Emniyetli gözlerimiz, bezlerimiz bu şekilde devam ediyoruz. Çok mutluyum bu projede olduğum için. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ama şimdiye kadar en heyecanla yaptığım bir kampanya, gönüllü kampanya diyelim buna. Hocamızın öncülüğünde başladık. Gönüllü olarak başladık, severek başladık. Biz de çocuklar gibi heyecanlandık bunları öğrenmeye başlayınca. Kadınlar Kütahyalıları kampanyaya davet etti. Örgü bilen, bilmeyen herkese, bu sevgi yumağında olmak isteyen herkese buyurun Kütahya Halk Eğitim'de bekliyoruz. Tüm malzemelerimizi zaten halk eğitim karşılıyor. Malzemeleri bize veriyor. Bizimle hocamızın öğretim şeysinde devam ediyoruz. Bekleriz tüm gönüllü arkadaşlarımıza. Masraflarımız halk eğitim tarafından karşılanıyor. Hocamız öğretiyor. Biz de örüyoruz ve mutlu oluyoruz yani. Amacımız çocukları mutlu etmek. Benim söyleyeceklerim buna. Herkesi de tavsiye ederim. Peki bir bez bebek nasıl örülüyor? İki çeşit materyal kullanırız ip olarak. İnce antibakteriyel ipler, koton. Bir de kadife iplerimiz var. Bunlar kalın. Buna göre şiş kullanıyoruz. Bu öreceğimiz örgü çeşitlerinin veya bu oyuncak şeylerin şablonları var. Onlar hocamız gösteriyor bize. Biz de ona göre örüyoruz yani. Projenin hayat bulduğu Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki eğitmenler de boş vakitlerinde tığı eline alıp örgü örüyorlar. Biz Kütahya Halk Eğitim Merkezi olarak bu tarz projelerde gönüllülükle çalışıyoruz. Aslında alanım olmamasına rağmen bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte kalan boş vakitlerimizde bir tığ, bir iple bütün yüreklere dokunmak için bu tarz bir projeye giriştik.